Biz seçildiğimiz günden itibaren tarafsız bir şekilde, adil, hakkaniyetli, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak ve sadece ve sadece işine odaklı olarak hiçbir polemiğe girmeden Ankara halkı ne istiyorsa o talep doğrultusunda çalışmaya gayret ettik ve edeceğiz. Bir tane çılgın projemiz falan yok. Lütfen tüm adaylar kim gelirse gelsin. Şunu rica edin, Allah aşkına çılgın proje yapmayın diye. Önce bir işiniz yapın diye. Acil iş neyse onu yapın diye. Türkiye bu projelerden yoruldu. Gerçekten yoruldu. Ben bunu sadece Ankara için söylemiyorum. Türkiye'nin her yerinde her belediye başkanı böyle bir projeyle ortaya çıkıyor. Fizibilitesi yok, araştırması yok, aciliyet, öncelik var mıdır yok mudur bunu yapmadan sadece görünsün. Bunu bu yaptı desin diye yapıyorlar ama öncelikle belediye başkanları kendi işini yapmalı. 2013 yılındaki bu EGO'nun fazla bütçesinin olmasının sebebi de o tarzı yapılan büyük bir gayrimenkul satışından kaynaklanıyor. Ama baktığınız zaman ortalamalısı 200 milyon dolar civarında, şu anda 105 milyon dolar. Sebebi ucuz taşımak. Çünkü su ve ulaşım belediyenin asli görevlerinden en konforlu şekilde ve en hesaplı vermek durumundasınız. Halk otobüsüne de ayrıca destek veriyoruz ki hem 65 yaş üstü hem öğrencileri hem şehit ailelerini gene aynı şekilde indirimli ve ücretsiz taşımaya devam etsin diye. Şimdi hani ne yaptı deniyor, çabuk unutuluyor. 17 adet köprülü kavşak yaptı. Bunlardan en önemlisi istasyon caddesi. Bütün başbakanlar, bakanlar ve Sayın Cumhurbaşkanı da söz vermiş burayı yapacağım diye ama yapmak bize nasip oldu. Hem Sincan ve hem Etimesgut'un trafiğini rahatladık. Bir araba, bir şoför, bir koruma kendim öyle gezerim. Bu açılışlara da harcanan parayı haram görüyorum ben. Oralarda büyük miktarda masraf yapıyoruz. Asfaltınız hayırlı olsun, yok. Sadece ve sadece kavşaklara asılan yazı, bu kavşak şu kadar liraya mal olmuştur. Ankara halkı bunu bilsin veya en yazı yazılacaksa bu kavşak hizmete girmiştir, o kadar. Siz ne kadar beton yaparsanız yapın, içinde insan olmayınca hiçbir şey olmuyor. Onun için diyorum, boş projelerle uğraşmayın, halkın parasını boşa götürmeyin. Bu harcanacak para halkın ihtiyaçları için harcanır. Kendi cebinizden harcamadığınız parayı hiçbir yere harcayamazsınız. O paraların hepsi bize sizlerden alınan vergilerden gelen para, emanet para. Emanete ihanet olmaz. Bu nedenle biz bu paraları harcarken son derece cimri olmak zorundayız. Ve Türkiye'de bu konuda bir numarayız. Başını çevirip kimse yok mu dendiği zaman Ankara Büyükşehir Belediyesi onun yanındadır. Belediyecilik budur. Belediyecilik sadece bu sosyal yardımlar, popülizm falan değil. Emeklilere 10 bin liraya çıktı para. Ne yapalım? Bu devletin görevi mi demeliydim ben? Bu insanlar ne yiyecek, ne içecek? Birinin onları düşünmesi lazım. Ankara Büyükşehir Belediyesi onları düşünür. Bir Allah'ın kulu. 5 yıl boyunca verdiğimiz oydan veya başka bir sebepten dolayı başkan bize kızdı ve bizim işimizi yapmadı diyemez. Rozetimizi çıkarttık. FETÖ başkanlığı kimseye ayırmadı, biz de ayırmadık. İşleri yaparken elimize nereye ne kadar oy çıkmış diyerek köylere gitmedik. 171 tane köyün kanalını çözdük. 61 devam ediyor. Kanalizasyon yok. Şimdi o kanalizasyonlar açıktan akarken başka projeye para aktarır mısınız? 595 tane bölgeyle bu dönemde su gitti ilk defa. Bunlar çok acil. Şimdi Çubuk Akyurt'un hattını döşedik. Gölbaşı Mogan arası hattı döşedik. O da 600 bin kişiyi ilgilendiriyor. Elmadağ Çamlı'dan suyu götürdük, şu anda akıyor. Şimdi sıra geldi Polatlı'ya. Önceliğiniz nedir? Borcunuz varken, banka kredisi veya personele maaş ödemeniz gereken 5 yıldız otele gider misiniz? Dolayısıyla belediye önce kendi işlerini yapacak. Kendi işlerini yapıp mağdur bir insan bırakmayacak. 2 gün suyunuzun akmadığınızı düşünün. Bırakın 2 gün, 2 saat akmadığını düşünün. Peki damlası akmayan köyleri düşünürseniz, damlası olmayan mahalleleri düşünürseniz, bir belediye başkanı için hangisi acildir?
Dolayısıyla bizim anlayışımız budur. Bu şekilde adil, tarafsız bir şekilde ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda sizden aldığınız paraları doğru yere harcamak üzere ve açık ihalelerle, onu da söyleyeyim, 4000'in üzerindeki açık ihaleyle bunları gerçekleştirdik ve bu konuda da bir çığır açtık Türkiye'de. Sizlere hizmet ettik.